Herkese merhaba, ben Motoan Gindoğdu, Hukabot kanalına hoş geldiniz. Bir süre ara vermiştik videolarımıza. Bu süre işte hem işsel sebepler, hem aile sebepler, hem de sağlık sebepleri dolayısıyla biraz ara vermek zorunda kaldım. Yaklaşık 10 gündür Covid geçirdik. Biraz nargileyi sohbetinin arasında bundan da bahsedeceğim. Bunlardan önce bir şey yapmıştık, anket yapmıştık Instagram'da. Daim'den 6 aroma gelmişti bana ve bunlardan hangisini en çok merak ettiğinizi sormuştum. Sizler de Milk Cream'i seçmiştiniz. Çok ilginç geldi, ben kesinlikle haram seçilir diye düşünmüştüm. Milk Cream'i seçtiniz. Bakalım deneyeceğiz. Nasıl bir aromaymış deneyeceğiz. Milk Cream'i ya biraz böyle bisküvi, süt ağırlıklı bir şey olduğu için ısıya da sıkıntılı olabileceğini düşünüp Hukajon'un razülesiyle yapmaya çalıştım. Hukajon'un razülesi kili sebebiyle biraz şey bülüle, ısıya dayanıklı bülüle ve folyo provost yapıp biraz da aromayı arttırmayı hedefledim açıkçası. Stimulation'da içiyorum. Şöyle bir poşeti var. Daim'in Special Premium Edition yazıyor. Rusça bir şeyler yazıyor ama Türkiye'dekinden bir farkı olmadığını söylüyorlar. Öyle söyleyeyim size. Sadece bir Rus poşetli. Milk cream aroması, yani süt kreması demek. Setup'ımızı yaptım. Nargile biraz açılsın. İçim testinde görüşmek üzere. Herkese tekrar merhaba. İçim testinde tekrar beraberiz. Öncelikle kutusunu açtığımda nasıl bir koku vardı, biraz ondan bahsedeyim. Paketi açtığımda açıkçası böyle süt kaynatırsınız ya evde. O böyle sütün ısındıkça böyle bir koku sağar. Öyle bir kokusu vardı. Biraz da bisküvi ağırlıklı açıkçası. Yani biraz bisküvi tadı var. Tam bir böyle süt kreması mı? Bilmiyorum, biraz da bisküviyle karıştırmışlar gibi geldi bana. Karıştırdım şeyle, yani setup'ımızı yaptım. Açtım da nargilemizi. İlk çekeceğiz bakalım. Kokuyla çok benzer. Yani son zamanlarda içtiğim bir şey vardı. Ballı bisküvi vardı. Ballı markasının bisküvisi vardı. Açıkçası biraz onu andırdı bana. Yani sütten ziyade. Yani bana bisküviyi andırdı biraz. Yani biraz kararsız kaldım bu aromada açıkçası. Yani tek başına bu aroma böyle içilir mi zevkle? Bilemedim açıkçası. Ama hani çok da sanki tek başına içilebilecek bir aroma olarak tasarlanmamış gibi geldi bana. Bir de zaten biliyorsunuz ben pastana tatlarını çok seven biri değilim. Duman kalitesi iyi. Bu ürüne tekrar geleceğim ama madem biraz sohbet gibi de yapacağım bunu. Daim'in diğer aromalarından biraz bahsedeyim buna gelene kadar. Daim markasını Instagram'da bayağı bir inceledim ben. Bu da ilk videosu oluyor sanırım. Özellikle Ice Cola'sına bayıldım. Eğer siz bunu seçmemiş olsaydınız ben Ice Cola'yı tanıtacaktım, gösterecektim. Ice Cola'ya bayıldım. Tam bir kola aroması ve bitirdim paketi. Yani 6 tane ürün gelmişti. Bitirdiğim tek ürün Ice Cola oldu. Bayıldım gerçekten. Çok güzel bir kola aroması. Başka markalarda da içtim kolayı ama gerçekten ben çok beğendim. Buram buram kolalı jelibon kokuyordu. Gerçekten çok beğendim. Onun haricinde diğer bir aroması Dubai üzüm. Açıkçası sert bir üzüm yapmaya çalışmışlar. Biliyorsunuz üzüm aromalarıyla ilgili bir videomuz da vardı. Sert bir üzüm yapılmaya çalışılmış. Dubai isminden de kaynaklanan bir şey galiba. Yani muhtemelen bu Dubai serileri, isminde Dubai'ye geçenler, muhtemelen böyle nakla gibi vesaire biraz daha böyle kuru, öyle bir tütün yapısı var. Ağır bir üzüm. Ben beğendim. Yani El Fakir Gold üzüm gibi vesaire. O tarz yapmaya çalışmışlar. Onu da beğendim açıkçası. En son denediğim bu ürün. Videoya sakladım bunu. Şimdi arkadaşlar, yanık süt tadı mı diyeyim? Hani aslında yanık bir tat yok. Ama hani böyle sütü kaynatırken böyle sonlara doğru artık böyle kaymağı çıktığı zaman, belki de aslında doğru yapmış adamlar ama kaymağı çıkmaya başladığında böyle bir eve bir koku gelir. O süt kokusu var. Ama bisküvi kokusu da var. Yani tamamıyla o kokuyu bir şekilde verememişler.
Biraz da hani bisküvi ağırlıklı bir aroma gibi de olmuş açıkçası. Kötü değil ama arkadaşlar benim tarzım bir aroma değil. Yani ne kek aroması olmuş, ne bisküvi, ne tam bir süt, ne aroması olduğu açıkçası çok belli değil. Bunu yani karışımlarda belki kullanabilirsiniz. Karışımlarda daha iyi gidebileceğini düşünüyorum ben. Hatta öyle bir planım da vardı ama yapmadım açıkçası. Bir kafada işte banana papayla beraber mix edip videoya bir de öyle devam edeyim istemiştim ama yapmadım. Açıkçası şu an böyle. Belki ilerleyen dakikalarda tat oturdukça devam eder. Bir de o arada sohbet tadında geçiyor. Covid'den bahsedeyim. 10 gün bugün artık karantinamız bitti. Covid'i geçirdik. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hepiniz çok destek oldunuz. Instagram'dan özellikle inanılmaz mesajlar aldım. Yani 100'e yakın mesaj almışımdır. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Güzel bir aile olduğumuzun da bu bir göstergesi. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Ben şanslı geçirenlerdenim açıkçası. Yani neredeyse %95 semptomsuz geçirdim ben bu hastalığı arkadaşlar. Hatta ben teste de gitmezdim de eşim de biraz ateşi oldu. Ona gidince yaklaşık benim belirtimin başladığı 3. gün falan teste gittik ve pozitif çıktı eşimle ben. Hep beraber karantinaya girdik 3 çocuğumuzla beraber. Hepimiz şükür hiçbir şey olmadan atlattık. Korku senaryoları oluyor etrafta. Hani benim söyleyebileceğim ya da yani şey oluyor. Abi şey dikkat, 5. günde şöyle oluyor, 6. günde böyle oluyor. Ya ben bundan sonra en azından kimseye öyle bir şeyler söylememeye çalışacağım. Çünkü bu işin çok büyük bir kısmı biraz psikolojiye varıyor. Yani psikolojik olarak biraz etki çekiyorsunuz açıkçası. Ben bu yani bundan sonra atıyorum Covid olduğunu duyduğunda birinin yani onu böyle aman dikkat et vesaire demekten ziyade ya psikolojisini rahatlatmaya çalışırım ben bireysel olarak öyle söyleyeyim. Çünkü bu hastalığı herkes aynı geçirmiyor. Kimisi çok ağır geçiriyor, kimisi hastanede, kimisi vefat ediyor. Ama kimisi de bizim gibi de geçirebiliyor arkadaşlar açıkçası. Dolayısıyla bundan sonra ben biraz da dikkat edeceğim Covid'li biriyle konuşurken. Siz de bence kesinlikle ya biz mesela nasıl kaptık bunu? Benim kreşe giden bir oğlum var. Kreşteki öğretmeni Covid oldu. 3-4 gün sonra biz olduk. Yani evimizde otururken Covid ayağımıza geldi. Hiçbir yere hani bir kalabalık vesaire bir ortama çıkmamışken her yere maskeyle giderken vesaire Covid ayağımıza geldi. Dolayısıyla siz ne kadar tedbir alırsanız alın bu gelebilir ama mümkün olunca tedbirlere tabii ki devam etmekte yarar var. Paranoyak olmamak lazım. Hafife almamak lazım ama psikolojinizi de kesinlikle bozmamanızı ben öneririm arkadaşlar. Evet şimdi dayımın diğer aromalarından devam edeyim. Haram aroması. Yani onu da aslında çok düşündüm incelemesini yapmayı ama siz bunu seçtiniz. Haram aroması çok fazla incelemesi oldu. Güzel, fresh bir aroma. Benim sevdiğim aroma olabilecek tarzda bir aroma. Ama çok üstlere koyar mıyım? Çok üstlere koymam onu da açıkçası öyle söyleyeyim size. Kötü bir aroma değil ama müthiş de wow işte süper bir aroma da açıkçası bana gelmedi. Şeye geleyim, brownie'ye geleyim. Ya arkadaşlar kimseye bir şey söylemek istemiyorum ama ya brownie aromasını biraz fazla övüldüğünü düşünüyorum ben. Ki bana gelen yeni seri tabii ki yeni paketler yeni seri. Ben açıkçası çok aşırı memnun kalmadım. Kokusu müthiş bu arada. Yani paketi açtığınızda inanılmaz bir çikolatalı brownie tadı alıyorsunuz. Ben ondan sonra zaten hani aa dedim abi galiba ilk defa seveceğim bir pastane tadı olacak vesaire dedim ama birçok setup'ta denedim. Ama arkadaşlar ben çok tutmadım açıkçası. Yani o paketteki koku içime yansımadı. Ve bu da açıkçası takipçi arkadaşlar da yani soru abi nasıl olmuş vesaire Instagram'dan birçok kişi de bana katıldı. Yani içenler. Biraz yani abartıldı gibi düşünüyorum ben. Tabii ki damak zevkidir ama açıkçası ben çok sevemedim arkadaşlar o aramayı öyle söyleyince duruyor kutusu yani. Onu da öyle söyleyebilirim. Şimdi tekrar buna gelirsek içtikçe böyle tatlımsı bir aroma da gelmeye başladı. Tatlı sütümsü tatlı bir aroma da gelmeye başladı. Ya fena değil ama arkadaşlar bu da dediğim gibi benim alıp da abi bugün de canım çekti bunu içeyim diyebileceğim bir aroma olmadığını düşünüyorum. Yine ben devam edeceğim. Son fikrimi de videonun sonuna doğru söylerim.
Arada da son aroma olan, denediğim aroma Dubai Ice Cherry. Şimdi Ice Cherry yani vişne. Ice Cherry olduğunu, Cherry'di de Ice Cherry'im emin değilim ama şey vişne aroması. Şimdi akla vişne de içen biriyim ben. Biraz ona benzetmeye çalışmışlar. Hatta tütün yapısı bayağı benziyor. Kupkuru bir tütün. Instagram'da bu arada bunu incelemiştim. Oradan posta bakabilirsiniz. Kupkuru bir tütün arkadaşlar. Tamamıyla şerbet bayağı az. Direkt hani nakla vişne gibi yapılmaya çalışılmış. Ama tadı öyle olmamış. Öyle söyleyeyim size. Ben nakla vişnenin de böyle aşırı fanı değilim. Ama oturduğumda zevkle içebilirim. Çünkü gerçekten bir vişne tadı geliyor. Ağır da olsa bir vişne tadı var. Açıkçası karşılaştırma yapıyorsunuz ister istemez. Ona göre yani onun gibi ağır yapılmaya çalışılmış. Ama onun gibi değil aroması. Yani nakla vişnenin o aroma dolgunluğu, aroma yoğunluğunun gerisinde kalmış. Çok rahat söyleyebilirim bunu. Instagram'da da benzer bir yorum yaptım. Onun da yani bir şeyler yapılmaya çalışılmış. O tarz böyle ağır bir tütün olsun, işte şerbetsiz bir tütün olsun vesaire. Ama açıkçası onun biraz gerisinde olduğunu onu da söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, içimimizin sonuna doğru geliyorum. Tatlandı aroma. Yani içim biraz daha tatlı bir aromaya geldi. Süt mü yani çok mu süt, buram buram süt mü, krema mı kokuyor? Bence değil. Daha çok bisküvimsi. Hani ona bisküvi olur, ballı bisküvi olur. Yani o aromalara benziyor açıkça söyleyeyim. Onun biraz daha böyle dediğim gibi süt kreması ile biraz mixlenmişi gibi diyeyim size. Dumanda herhangi bir sıkıntımız yok. Duman kalitesinde herhangi bir sıkıntımız yok. Ama yani son final not olarak söyleyebileceğim, benim devamlı alıp da içebileceğim bir aroma değil. Belki ileride Instagram'da başka bir şeyle karışıp tekrar bir inceleme yayınlarım. Ama yani alıp da içmek isteyeceğim bir aroma değil arkadaşlar. Benden çok fazla iyi bir geçer not olabileceğini söyleyemem. Belki karışımlarda ufak bir tatlılık, bir süt tadı katabilir ama yani gerek var mı ona da bilmiyorum. Çünkü o kadar da yani güzel bir aroma bana gelmedi açıkçası. Bu damak tadıdır. Ama şunu kesinlikle söyleyeyim, tek başına içip zevk alabileceğiniz bir aroma olduğunu düşünmüyorum. Bu 6 aromadan, bana gelen 6 aromadan Ice Cola benim için 1 numaradır. Gerçekten çok başarılı. Kolanın içinde neydi? Bir şey var, ot. Unuttum ismini şu an, alta yazarım. Buram buram onun tadını alıyorsunuz. Jelibon, yani kolalı jelibondaki tadı alıyorsunuz. 2 üzümü koyabilirim. Üzümü sevileceğini düşünüyorum. Üzüm güzel. 3'e haramı koyarım. Ondan sonrasını işte brownie'si, cherry'si ve bunu arkadaşlar açıkçası sonlara koyarım. Hatta bunu en sona koyarım ama dediğim gibi siz istediğiniz için açıkçası bunu değerlendirmesi. Siz en çok bunu istediniz. Çok fazla incelemesi yok evet internette. Belki onun için merak ettiğiniz için istediniz ama açıkçası benim için ayak kırıklığı olan bir aroma oldu bu. Çok fazla hayal kırıklığı olan aromaların videolarını koymuyorum. Neden? Çünkü zaten siz buraya bir öneri almak için geliyorsunuz ve hani güzel bir şeyi duymak istiyorsunuz. Ama bunu hani canlı canlı siz istediğiniz için canlı canlı ilk defa sizle beraber deniyorum ve yorumum bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Neyse onu söylüyorum yani kendi düşüncem olarak. Neyse onu söylemeye çalışıyorum. Son bir içim daha yapayım. Videoyu kapatayım. Yani arkadaşlar hafif, ne aroması tam olarak olduğu belli değil, hafif silik diyebilirim ki folyo ile yaptım. Folyo Provost en sevdiğim setuplardan biri, aroma doygunluğunu en çok veren setuplardan biri olduğunu düşünüyorum. Ona rağmen açıkçası hayal kırıklığı bir aroma. Aslında hayal kırıklığı değil, beklentim yüksek değildi. Dediğim gibi tamamıyla siz istediğiniz için denediğim bir aromaydı. Karışımları bir, dediğim gibi tekrar bir Instagram'da denerim, paylaşırım. Onun haricinde özellikle tek başına içilebilecek bir aroma olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Biliyorum ara verdim. İnşallah devam edeceğiz. Hastalığı atlattık. İnşallah videolarımıza devam edeceğiz. İstediğiniz başka aromalar varsa, değerlendirmeyi istediğiniz başka aromalar varsa lütfen çekinmeden yorumlarda yazın. Instagram'dan yazın. Dediğim gibi Instagram'da zaten çok yani teşekkür ediyorum tekrar hepinize. Yani güzel bir iletişim halindeyiz hepinizle.
Bütün sorularınıza cevap veriyorum. Kesinlikle hiçbirinizi atlamıyorum. Neyse düşüncem, neyse kişisel tecrübem, bunları aktarmaya çalışıyorum. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum.